Kıymetli misafirler, 9. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin şimdi ana oturumuna geçiyoruz. Ve Sayın Gölenç Gürkaynak tarafından bu oturum yönetilecek. Birbirinden değerli konuşmacılarla birlikte. Ben Sayın Gürkaynak'ı öncelikle buraya davet etmek istiyorum. Sanıyorum ki konuşmacıları da kendisi tanıtacaktır. Efendim buyurun. Teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederiz. Bir an evvel konuya girmek adına konuşmacıları yerlerine davet ediyorum. Sayın Zeynep Bodur, OKI Kale Grubu Başkanı ve CEO'su, C20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Hanım. Sayın Gülden Türktan, KAGİDER Kurucu Üyesidir, W20 Türkiye Başkanı. Sayın Erol Kirespi, Santa Farma İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve B20 İcra Kurulu üyesidir kendisi. Ve Ussal Şahbaz, TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörüdür. T20 kapasitesinde Sayın Güvensak bugün aramızda bulunamayacaklar. Kendisi Ussal Bey'e bu görevi tevdi ettiler. Ussal benim de yakından tanıdığım birisi ve konularına çok hakim birisi. Ben de yerimi alayım. Takdim kısmını böylece geçtiğimi varsayacağım. Aslında birazcık daha detaylı konuşmacıları tanıtacaktım ama hepinizin interneti var. Zaten bir görüşe göre de böyle takdimleri bu kadar tanınmış insanlarla ilgili olarak yapmak çok uygun da değil. Çünkü zaten gayet iyi tanınan kişiler bunlar. Bugün şanslı bir günümüzdeyiz. Zira G20 konusunu tartışmanın bu kadar etraflı bir kadrosunu bir araya getirmek her zaman çok mümkün olmuyor. G20'ye B20 perspektifinden, en tepeden Sayın Erol Bey eliyle bakacağız. G20'nin altındaki B20 perspektifinden. Yine G20'ye C20 perspektifinden sivil toplum 20, B20, business 20 yani iş dünyası 20 diye bakalım genel olarak. C20 perspektifinden Zeynep Hanım eliyle bakacağız. Women 20, W20 perspektifinden Gülden Türk'ten hanımefendi eliyle bakacağız. Ve T20 perspektifini de Ussal Bey ile geliştirmeye gayret edeceğiz. Ben de yerimi alayım müsaadenizle. Hatta biraz koltuğumu sizlere doğru manipüle edeyim. Yardım edeyim ben. Efendim, sağ olun. Şöyle sizleri görebilecek duruma geleyim. İsterseniz öncelikle Zeynep Hanım'dan başlayalım. Önemli de bir konu şu. Bütün bir sene boyunca bir konunun içeriğinde çalıştıktan sonra tabii içinizin cız ettiği bazı konular olabiliyordur diye düşünüyorum. Yani ya bu kadar emek verdik, şu dışarıda kaldı. Şu tavsiyeleri verdik, bu tavsiyeler uygulanamadı. Bunları da dahil ederek ana tavsiye ya da ana ne diyelim tartışma noktası olarak sonuç belgelerine tavsiye ettiklerinizin neler olduğundan biraz bahsetmek ister misiniz? Ve de dışarıda kalıp da özellikle bu benim evladım da dışarıda kaldığına çok üzüldüm dediğiniz tavsiyeler varsa bunlardan da bahsetmek ister misiniz? Peki. Her şeyden önce teşekkür ediyorum. C20, Sivil Toplum 20 3 yıl önce kurulmuş bir platform. Türkiye üçüncüsünü yaptı. Ve benim hani en son finalde söylemem gereken şeyi baştan söyleyeyim. Bence Türkiye'nin bu konudaki track record'ına dikkat ederseniz oldukça başarılı bir C20 yaptığımızı düşünüyorum. Son derece demokratik ve katılımcı olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani övüneceğimiz birkaç şey varsa bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Burada kesinlikle kendime kredi almak için yapmıyorum. Aslında çok ciddi bir katılım vardı STK'lar tarafından. Biz tabii sivil toplum olduğu için katılımcılık ve demokratikleşme adına da yani governance konuşuldu bugün burada. Governance ile ilgili aslında kurallara da dikkat ettik bu işi yaparken. Hani biraz kusura bakmayın girişi yapmak durumundayım. O yüzden bence şöyle oldu. Aslında bunlar resmileşmesi
bir şekilde atamayla oluyor. Yani ben de Cumhurbaşkanı'nın telefonuyla atandım. Ve de çok şaşırdım. Çünkü bilmediğim bir konu ve daha çok iş dünyasıyla ilgili STK'larda olduğum için, yani genel kapsamdaki diğer topluma hizmet eden STK'larda çok fazla tecrübem birkaç vakfın dışında yoktu. Ancak şöyle bir şey oldu. Baştan aslında 20 tane Türkiye'deki hepimizin de çok yakından tanıdığı, günlük hayatta da hani sürekli haberlerini okuduğumuz STK'ların birleştiği bir şey olmuş. Bir sivil inisiyatif olmuş aslında. Ve o sivil inisiyatif bu çalışmalara çok önce başlamış. Ve ben Nisan ayında atandım. Dolayısıyla 4-5 ay önce aslında bir çalışma yapılmış. Ve onlar hem uluslararası hem ulusal hem de çeşitli paydaşlarla görüşmeler yapmışlar. Ondan sonra bir şey, demokratik bir anlayışla aslında bütün dünyadaki uluslararası tüm networklerde dahil olmak üzere hani gündeme taşıması gereken konular nedir sorusu sorulmuş. Ve 7 hafta anket yapılmış. 90 ülkeden 388 STK'nın katıldığı bir anket. Ben geldiğimde tam anket yayınlanmıştı ve işte onun sonuçları bekleniyordu. Dolayısıyla çok geniş katılımlı bir şey oldu. Dünyanın batısından, doğusundan, kuzeyinden, güneyinden ve Türkiye'nin içerisinden. Orada 4 konu belirlendi. O 4 konudan bir tanesi kapsayıcı büyüme, bir tanesi sürdürülebilirlik, bir tanesi yönetişim bu konuya ilişkin. Ama daha çok vergi ve şeffaflık ağırlıklı. Dördüncüsü ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet. Bu dördünü inceledik. Bu 11-12 tane konu başlığından bu dördü en fazla oy aldığı için bunlar seçildi. Başladıktan sonra, ben geldikten sonra da yürütme kurulunda hiçbir değişiklik yapmadık. Yani o ilk 20 STK devam etti. O konuda aslında ben G20 şarpasına da teşekkür ediyorum. Yani bu konuda anlayış gösterdikleri için. Çünkü 4-5 aylık bir emek vardı orada. Ondan sonra da çalışma grupları her biri adına kuruldu. Ve hiçbir şekilde yürütme kurulu çalışma gruplarının çalışmalarına karışmadı. Yani onlar otonom bir şekilde uluslararası networklerle de kurul, bir advisory kurul kurduk. Dolayısıyla danışma kurulu da bu konuda öncelikle yayını vesairesi olan daha çok akademisyenlerden oluşan bir kuruldu. Onlarla da ilişkileri ve ulusal STK'larla da ilişkileri onlar götürdüler. Ve her birine bir ulusal bir uluslararası çalışma grubu başkanı atadık. Dolayısıyla onlar birlikte yönettiler. Diğer başkan yurt dışı ayağını, burası Türkiye ayağını, sonra düzenli toplantılar yaptık. Bizim yaptığımız aslında eş güdümdü. Çünkü farklı alanlarda benzer konular örtüştüğü için hani G20 ajandasında C20 başlığında bu dört ana konudaki eş güdümü sağlamak üzere bir görev yaptık. Ve hani çalışmalar da başarılı oldu. Özellikle de şunu önemsedik. Yani biraz katılımcılık ve bu eşitsizlikler konusu gündeme taşınmasını arzu ettik. Ve bu dört çalışma grubunda yatayda kesmesini istedik eşitsizlik kavramının. Ondan sonra da her bir konuyu kendi içinde derinleştirdik. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu kapsayıcı büyüme. Dünyadaki gelir eşitsizliğinin artması nedeniyle kapsayıcı büyümenin aslında stratejisi ne olmalı? Yoksullukla ve eşitsizlikle doğrudan mücadeleyi amaçlayan önlemler neler olmalı? Bunları biraz şey yaptık ve sürdürülebilirlik üzerine biraz yoğunlaşarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak özellikle nitelikli eğitim sistemlerinin işte çeşitli ülkelerden, Hindistan mesela çok ilginç örnekler getirmişti falan. Dolayısıyla bunları biraz irdeleyip ondan sonra da hani daha güvenli iş aslında imkanlarını sağlamak üzere nasıl daha proaktif tedbirler alınır ve dezavantajlı gruplarıyla düşük gelir seviyesine sahip gelişmekte olan ülkelerinde seslerini de içerecek şekilde katılımcı ve demokratik karar alma süreçleri nasıl olur? Yani biraz bunları incelemek istedik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde, eşitsizliğinde ise özellikle biz cinsiyet eşitliğine dayanan makroekonomik politikalar üzerinde önerilerde bulunduk. Ve de bu cinsiyet temelli ücret farklılıkları biraz bizim gündemimizdeydi. İnsana yakışır hani yaşam standartları ve kendi kendine yeterlilik için aslında daha dezavantajlı gruplarda büyük problem olan
ücretsiz işler ve ücretsiz bakım ekonomisi üzerine de sosyal politikalar oluşturulmasına şey yaptık. Sürdürülebilirlikte ise aslında adil ve uzun dönemli bir emisyon azaltımı üzerinde daha çok enerji konularına değindik ve ekonomileri uzun vadede yani 2050'ye kadar karbondan arındırma nasıl olabilir ona biraz kafa yormaya çalıştık. 2030 itibariyle temiz enerji erişimi sağlanması için aslında bir öncü rol beklentimiz vardı bizim G20'den ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiş için ve özel sektörle kamunun yatırımlarının daha çok buraya yönlendirilmesi için de bir takım çalışmalarımız oldu. Altyapı yatırımları ve işte büyük ölçekli sürdürülebilirliği tartışmalı mega projeler özellikle Sub-Sahara Afrika'da sorun. Dolayısıyla bu tür ülkelerde acaba bunlar nasıl yerel projeleri içerecek? Yani ademi merkeziyetçi yapılabilir. Bunun böyle çok daha global projeler yerine hani lokale uydurulmuş projeler nasıl yapılır? Biraz bunların üzerinde de kafa yorduk. Yönetişim tarafında da özellikle vergilendirme, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı açısından bu konuya bakmak istedik. Uluslararası şirket vergilendirme reformu büyük bir problem. Dolayısıyla bunun aslında vergi eksik toplanması nedeniyle az gelişmiş ülkelere yatırımın daha az gittiği yönünde bir görüş var dünyada. O yüzden bu uluslararası bu konglomeratların vergilendirme sistemleri üzerinde biraz görüş vardı. Yine bu offshore'larla ilgili açıkçası hani bunun vergiden kaçınma, işte BEPS'ler, Base Erosion, Profit Shifting ile ilgili bir takım konular var ve bunların işte nasıl daha iyi düzenlenebilir, en azından yıllara yayılarak bunların nasıl daha adil, kapsayıcı büyümeye katkı verecek şekilde bu vergilerin yönlendirilmesi sağlanabilir. Bunlar eğer hani bir düzene oturtulursa mantığıyla yaklaşıldı. Bir de yönetişimde de tabii ki bu daha çok yolsuzlukla mücadele konusunu üzerinde duruldu. Yani aslında bütün ülkelerde yolsuzluk bir problem ve bundan dünya nasıl arındırılır biraz daha belki ütopik bir tartışma oldu ama netice itibariyle kapsayıcı büyümenin sağlanması ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için şeffaflıkla ilgili özellikle de bizim yönetim kurulu üyemiz olan Transparency International'la falan bir takım mekanizmalar üzerinde çalışmalar oldu. Ne girdi ne girmedi diye sorarsanız da 22 maddeden oluştu final doküman G20 için. C20 önerileri paralel aslında başlıkları içeriyor. Büyümenin işte güçlü ve kapsayıcı olması konusunda bir defa bir irade vardı. Kaliteli istihdamdan biz bahsettik. Özellikle kadınlar ve gençlerle ilgili yorumlarımız vardı. Onu B20 kendi başlığı altında işledi ama biz biraz daha sosyal refah ve işte bu göçlerle alakalı olarak yani köylerde kadınlar ve çocuklar ve yaşlılar kalıyor. Dolayısıyla o ekonominin yürütülmesinde sorunlar oluyor. O yüzden bu istihdam politikasını biraz o yüzden ele almak istedik. Kaliteli istihdam nasıl olur? Özellikle mesela Afrika'da bu kadınların yönettiği farmlar var işte tarım küçük ölçekli tarım işletmeleri bunlara yönelik falan bir takım görüşler vardı. Göç ve mülteci bizim için sonradan iyice o günlerde biliyorsunuz işte bu karaya vuran çocuklar falan çok fazla tabii ki dünya gündeminde eşgal ettiği için zaten bizim konumuz içerisindeydi. Çünkü önümüzdeki yüzyılın en büyük probleminin göç olduğunu düşünüyoruz biz. C20 olarak yani dünyadaki örgütler STK böyle düşünüyor ve bir terörizm kadar gündemi işgal edeceğini bundan sonra düşünüyoruz. 85 milyon insan dünyada hareket halinde ve bunların hiçbir güvencesi yok. O yüzden bunun yönetişimiyle ilgili neler yapılabilir? Burada daha çok kapasitenin güçlendirilmesi, uluslararası bunlara destek veren işte şartları iyileştiren kurumlara bu ülkelerin yani G20 ülkelerinin desteklerinin nasıl daha fazla arttırılması ve aslında bu tür akımlara yönelik nasıl uzun vadeli hazırlık yapılabilir. Bunun üzerinde durmuştuk. Bunlar birebir açıkçası gündemde yer aldı. Zaten biliyorsunuz
O sırada Aylan bebek problemi de aynı dönemde oldu. Kalkınma konusundaki diyalog ve entegrasyonun güçlendirilmesiyle ilgili de bir şeyimiz vardı. Onunla da ilgili de gelir ve düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler çerçevesinin onaylanması diye bir karar alındı ve 2030 gündemiyle uyumlaştırılıp 2016 içinde bir eylem planının hazırlanması açıklandı G20 tarafından. Bu tamamen bizim önerilerimize paralel bir şeydi. Yine küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemi konusunda da demin de bahsettiğim matrah aşınması ve işte kar kaydırma ile ilgili bir takım tedbirler paketinin uygulanması yönünde, en azından bu yönde çalışmaların yapılması yönünde bir konsensüs kararı alınmıştı. Ve bu yüzden de bu uluslararası vergi sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi. Zaten bizim mesela Etiyopya'da yaptığımız kalkınmanın finansmanı 3. toplantısında bir C20 olarak toplantı yaptık. Orada da en fazla eleştiri aslında dünyadaki vergi sisteminin adil olmadığı ve gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkelerin aleyhine çalıştığı yönündeydi. Bu yönde bizim aslında geri kalan işte dünyadaki BM bünyesindeki işte 82 ülkenin aslında bu konuda daha farklı bir beklentisi var. Bunları yazmıştık. Biz onun üzerine bununla ilişkilendirildiğini varsayıyoruz bu açıklamanın. Kadın hakları konusunda tabii W20 daha fazla şey söyler ama yani bu eşitsizliklerin kapsamında daha çok bunu şey yaptık ve işte bu ücret eşitsizlikleri, eşit işe eşit ücret vesaire gibi konuları gündeme getirmiştik. Orada da sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için işte ciddi taahhütler olduğunu görüyoruz. Ama tabii bütün şey hani bunların izlenmesi ve uygulanabilir olması. Ben şunu da son bitirip sözümü tamamlamak istiyorum. Yani G20 aslında bence çok önemli bir platform. Çünkü mevcut kurumsal işte organizasyonların artık bazı sorunlara çözüm Birleşmiş Milletler dahil üretemediği kesin. Burada ise hani bütün dünyanın %85 gelirini elinde bulunduran 20 tane ülkenin aslında kararlarda ciddi şey olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve daha esnek bir yapı. O yüzden yani bunun önemsenmesini ve daha çok business ve işte ekonomi, makroekonomi açısından değil de sosyal konulara da benim temsil ettiğim C20 gibi veya işte genç 20 gibi, kadın 20 gibi daha fazla eğilmeleri gerekiyor. Sadece hani finans ve ekonominin o şu ana kadar hep öyle olmuştu. Türkiye'nin de iddiası yani daha geniş bir perspektiften bakılmasıydı. Bence hani bunların girmesi deklarasyona biraz bu yönde bir farkındalık olduğunu gösteriyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hem çok doyurucu bir açıklama verdiniz, hem de zannederim herkes şu duygumu paylaşacaktır. Kolay iş değil. Bir senenin başında telefonu alıp hayırlı olsun bunun başkanı oldunuz denilip de sizin şu anda donandığınız kadar şu söylediklerinizin her birinin buzdağının bir de görünen yüzü olduğunu da biliyoruz. Altında da her birinin muazzam da emek var. Ben bizzat bunu sizinle de zaten yaşama şansına kavuştum. C20'nin summitinde de konuşmacı olmamı lütfetmiştiniz. Darun Hocamoğlu ile beraber gelmiştik. Çok da ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz tekrar. Hakikaten C20 oldu bu sene denilebilir. W20 için de aynı şey söylenilebilir ama W20 diye bir şey zaten hakikaten ortada yoktu ve yaratıldı. C20 lafı hep vardı ama hiç bu kadar emeğiyle, mevcudiyetiyle artık bir C20 var. Burada topu düşürürseniz de büyük emeğe hıyanet etmiş olursunuz denilerek bir başka ülkeye devretme şansı bulunamamıştı. Bu yönden emekleriniz için hakikaten ellerinize sağlık. Böylelikle W20'ye isterseniz geçelim. Gülden Hanım, size söylediğim gibi az evvel sohbet ederken kendi aramızda W20 ile ilgili belki de en çetin konulardan bir tanesi, bilmem katılır mısınız? Ve genel olarak kadın çalışmalarında da bunu gözleyebiliyoruz. Herkes kendi ekseninde biz o işi yapıyoruz zaten gibi hissediyor. T20'ye sorsanız T20'de canım biz zaten çalışıyoruz bunu diyecektir. J20 bir ucundan tutuyor. B20'de şüphesiz bu konu var. Öyle olunca da tabii W20'ye bir türlü sıra gelememişti. Bu sene ta ki sizler çıkıp da bir W20 vardır, bunun bir çalışma sahası vardır ve şu işleri yapar
diyene bunu emanet edene kadar. Emanet ettiğiniz ülke Çin oldu. Dolayısıyla dikkatli gözlerle bakmak ve bakalım bu nasıl yürüyor diye özen göstermek gerekecek. Ama neler emanet ettiniz, nasıl bir çalışma oldu, neler açıklamak istersiniz? Çok teşekkürler Gönenç Bey. Benim bir sunumum var. İsterseniz bunların içinde cevaplayayım sorularınızı. Evet, kuruluş aşamasında çok sıcak bir karşılama oldu. Evet, bir telefonla göreve geldik. Bir yılın neredeyse ortasıydı. Bir Aralık'ta başladığı düşünülürse Nisan içinde bir şeydi. Ve herkes, ya ne gerek var? İsterseniz siz göreve gelmişsiniz ama bir şey yapmayın gibi böyle sıcak bir çalışmaydı. Bir de iş kadınları derneklerinden oluşan bir grup görevlendirilmişti. KAGİDER, TİKAT, KADEM diye. Buna da gerek yok. Yani bir dakika, 20 yıllık, 50 yıllık dernekler var. Nereden çıktı iş kadını dernekleri diye. Ama burada anlatıyorum zannediyorum ve ben tersten gidiyorum bugünkü sunumumda. G20 ülkeleri bir şey istiyor. O da büyüme. Bütün G20 ülkelerinin, G20 ülkelerinin bir özelliği var. Zaten dünyanın %85'ini yönetiyorlar. %85'ini yönetmelerine rağmen büyüme istiyorlar. Ve o büyümede büyüme hedefimiz bizim şudur diyorlar. Daha fazla kaliteli istihdam, daha fazla üretim ve büyüme. Yani ben bir hükümet görevlisi olarak vatandaşıma dünkünden daha iyi bir ortam sağlamak zorundayım. Onun için ne yapacağımı araştırıyorum G20 olarak. Peki W20'yi kuruyor. W20'ye ne soruyor? Bu dünya lansmanıydı W20'nin ve ülkemizin gerçekten W20'yi kurduğu için gurur duyması gereken bir noktaydı. Ama W20'yi kurarken de çok enteresan bir şey söylüyor. Ben W20'yi kuruyorum ama W20'den beklentim, İş kadınlarından kapsayıcılığı bize anlatmasını istiyorum. Yani kapsayıcılık benim bir hedef cümlem, kelimem ve bu kavrama çok önem veriyorum. Ama ne olur bana kalkıp aktivist kadın söylemi söylemeyin. Bana yardım edin, bana consulting verin, bana destek olun. Daha fazla kapsayıcı nasıl oluruz? Yani bir grup, kadın grubu, evet B20'nin içinde var, Think20'de kadın için bir sürü çalışma var, C20'de kadın diye bir bölüm var. Her yerde kadın var, Y20'nin yarısı kadın. Her yerde kadın var ama bu kadın W20 kuruluşundaki amaç kadın olarak daha kapsayıcı, yani engelliyi de, genci de, geliri olmayan da kapsayan ne yapabiliriz? Bize bunu söyleyin. Bu da çok güzel ve çalışan kadınlara bu soruluyor. Ve dolayısıyla biz de göreve başladık. Ve Antalya deklarasyonunda ikinci paragrafta büyümenin güçlü destekleyicisi olarak yatırımların arttırılması ve büyümenin nimetlerinden herkesçe paylaşılması için kapsayıcılığın desteklenmesi. Yani kapsayıcılık konumuz. Üç tane daha sürdürülebilir büyüme falan başka kavramlar da var ama kapsayıcılık Antalya Deklarasyonu'nda son derece büyük bir başarıdır. Tamam, W20 bütün dünya kadın örgütleri için gurur verici bir mesele. Çok büyük heyecanla IMF Executive Direktörü Christine Lagarde'ın gelmesi, onun heyecanı, bütün dünyanın heyecanının yanında kapsayıcılık, yani sadece kadına değil herkesi kapsamak istiyoruz, kadın olarak buna yardım edin denmesi de çok önemli bir şey. Yani resimlerde hep gördüğümüz erkek enerjisi yoğun G20'nin. Yani artık dünya transparan, ben böyle söylüyorum. Ve resme bakıyorsunuz, bu başkan, o başkan, o başkan, hepsi erkek. Christine Lagarde ve Merkel, şimdi Güney Amerika'dan da var. Bir iki renkli gömlek veya takım giyiyorlar. Aa tamam, üç tane de kadın varmış, oldu diye bir resim var. Ama bu sene G20, hayır, kadın enerjisinden destek istiyoruz dedi. Bu da çok önemli bir ileri adım ve kapsayıcı olmak istiyoruz dedi. Kapsayıcılıkta da herkesi kapsamak konusu var. Kapsayıcılığı
arttırmak eşitsizliği azaltacak. Yani artık eşitlik istiyoruz. Bu da W20'nin en önemli maddelerinden ikinci maddesini şey yapıyordu ve deklarasyonda çıkıyor olması bizim için çok gurur verici. Bir dünya düşünün ki gökyüzünün yarısı deniyor ama bir saati alın, sadece saatin yarısıyla çalışıyoruz, diğer yarısı evde oturuyor ve para gönderiyoruz bazen. Böyle bir çalışma düzeni yerine kapsayıcı iş piyasası yaratmak istiyoruz. Biz kendi istihdam piyasamızda kadını, erkeği, herkesi kapsamak istiyoruz diyor 6. paragrafı Antalya Deklarasyonu'nun. Bu da bizim için çok önemli ve zannediyorum 1. ve 5. maddesinde W20'nin yer alıyor zaten ve Antalya Deklarasyonu'nda kendi yerini buldu. Bir başka en sevdiğim konulardan biri what gets measured gets done. Ne ölçülüyorsa o yapılabilir, ne ölçülürse o daha iyi hale gelecektir. Bu da çok önemli. Zaten W20'nin çıkış hedefinde de geçen G20 zirvesinde Avustralya'da, Brisbane'de kadının istihdamının her ülkenin kendisinin %25 arttırması konusu vardı. Bu böyle bir ölçülebilir hedef konması gerçekten bir niyet, gerçekten pozitif ve ölçmeye kalkacağız şimdi %25'i yakaladık mı diye. Bu sene Antalya'da bir ilk daha yazıldı. O da gençler için bir hedef konması. W20 olarak da bununla gurur duyuyoruz. Çünkü bunu önerdik ve oldu. Yani gençler bizim esas işimiz değildi ama gerçekten yarısı kadın ve kadın için kapsayıcı bir şey öneriliyor. Dolayısıyla numerik hedefler çok önemli. Kadın için de %15 hedefi kondu. Dolayısıyla bu da çok önemli. Ve bu paragraf, 7. paragraf Antalya Deklarasyonu'nun neredeyse W20'den çıkmış cümlelerden oluşuyor. Kopyalamışlar. Gurur duyuyoruz. Hiç itiraz etmiyoruz. 1, 4, 9 ve 10. maddeleri kapsıyor ve hepsine bir ölçüm hedefi ve içine koruma hedefi getiriyor. Bu da çok güzel. Daha fazla Türkiye olarak Antalya Deklarasyonu dedikçe Antalya Deklarasyonu'nun önemi, arkasındaki çalışma ve hepimizin emekleri ve hepimizin beyin gücü ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bir başka konu yine W20'de çok kapsanan konu, o da şu: gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz kapsayıcılığı yaratabilmek için? O da sosyal bakım altyapısı. Sosyal bakım altyapısı dediğimizde ilk Türkiye'de gerekmez, yok buna girmeyelim pek dendi. Ta Sayın Fatma Şahin zamanından beri bu konuda çalışmalar verdik, öneriler yaptık, şu yaptık, bu yaptık. Ta ki G20'de sosyal bakım altyapısı ülkelerin bir sorumluluğu dendiği zaman aha oldu bizim için, ülkemiz için. Şimdi ama daha bir aksiyon yok. Sosyal bakım altyapısı, elektriği sunduğumuz, suyu verdiğimiz, yolları yaptığımız kadar önemli bir altyapı. Yaşlanınca bu bebeğe kim bakacak? Gençken pek çok toplumda, sadece Türkiye'de değil, çocuğuna bakmak senin görevin olsun hanımcığım denebiliyor ama benim babama bakmak için sen işini terk et ve eve geç, babam artık bakıma ihtiyacı var, sen artık evde otur demek, istihdam içinden bir kadını çekmek gerçekten büyük bir vicdan ve dünya artık bunu istemiyor. Onun için de sosyal yapı, sosyal bakım altyapısı, bilhassa çocuk için. Pek çok ülke bu kararı almış durumda, G20 ülkesi. Yaşlı bakım için de altyapının oluşturulması zamanı. Çünkü bütün dünya yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusa yaşlı bakım çözümü nedir? G20'nin en heyecanlı, en güzel çözümlü, en güzel sorularından biri. Bu da W20'nin ikinci sorusuydu.
Bu da benim en sevdiklerimden biri. Bugünkü oturumunda sürdürülebilirlik ve kurumsallık için ne gerekiyor? Kurallar gerekiyor. Kurallar kapsayıcılığı artıracak, kadını getirecek. Nedir sizin şirketinizin yönetim kurulu? Kapsayıcılık için kurumsallık şart. Bir ILO'dan mı çıktı, OECD'den mi çıktı, W20'den mi çıktı, nereden çıktı pek bilinmeyen ama W20 olmadan da olan bir kavram var. O da iyi iş, iyi istihdam. İyi istihdam, iyi iş nereden çıkıyor? İyi kurumdan çıkıyor. Dolayısıyla kurumsal kurum olması W20'nin taleplerinden biriydi. 4. önceliğiydi. Onu da OECD'nin iyi kurumsallaşma kuralları olarak kabul edildi. Bunu da alkışlıyoruz ve muhakkak olması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bir başka konu da bilgi paylaşımı. Maalesef kadınlar, sadece kadınlar değil, kapsayıcı olmaya çalıştığımız için engelliler, gençler bilgiye ulaşımda ve skill setinde, beceri setinde daha az beceriye sahip, daha az okumaya sahip. Bu da bilginin paylaşımı da bir sosyal sorumluluk. Bunu 2. ve 7. maddelerimizde bayağı net olarak istiyorduk ve hatta W20 şeyleri bu tekrarlanıyor. Tekrarlamaktan çekinelim, yapmayalım. Bir 2. maddede var. 7. maddede tekrar söylemeyelim dedik. Hayır söyleyelim diye geldi ülkelerden ve Antalya Deklarasyonu 9. paragrafta çıkıyor olması bizim için büyük bir gurur vesilesi. Bir diğeri, bütün dünya soruyor. Niye bütün ihaleleri erkek sahibi olan şirketler alıyor? Niye bütün dağıtım kanallarında erkekler var? Yani kadın bir kanalın dağıtımını beceremiyor mu? Ki dünya örneklerinde, bilhassa çok önemli şirketlerin konularında da bu denendiği zaman çok başarılı olaylar olduğu görünüyor, net. Ve kapsayıcı büyüme için küresel ticaret ve küresel ticarette değer zinciri, global value chain'de muhakkak kadının yer alması gerekiyor. Şu anda bir. Biliyorsunuz %50 versus bir. Yani dünya nüfusunun %50'si kadın ama ticarette kadın bir. Ve ticaret son derece transparan bir şey. Siz bunu nereden alıyorsunuz? Şuradan alıyorum. Bilhassa bayilikler, dağıtım zinciri. Şuradan alıyorum. 5 liraya alıyorum. 1 lira koyuyorum. 6 liraya götürüyorum. Çünkü benim bir götürme, bir katkım var. Burada neden kadın ticarette katkı veremiyor sorusunu pek çok büyük ülke, evet utanıyoruz, evet böyle bir şey olmuş, bunu düzelteceğiz dediği çok değerli bir madde. Bu da W20'nin 4. maddesiydi ve 11. paragrafta ortaya çıkmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Şimdi dünya internetle birlikte birbiriyle komünikasyonu, yani burada ne oluyor, kim nerede ne bombaladı, kim öldü, ne oldu, hepsi maillerde. Daha ben gazeteyi okuyamadan, internete bakamadan mail geliyor. O kadar transparan. Geçmiş olsa şöyle olmuş, böyle olmuş diye mailden öğreniyorsunuz, böyle olmuş, şöyle olmuş. Bu kadar birbirine bağlanmış dünyada ticaretin yeri ve kapasite oluşturulmasında hem Türkiye'nin hem kadının hem de kapsayıcı olarak herkesin yer alıyor olmasını önemsiyoruz ve bu da 4 ve 7. maddelerde belirttik. Bu da 12. paragrafta cut and paste dediğimiz, oradan çıkıp buraya gelmiş şeklinde görmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Bir konu daha, siz iş kadınlarını ve büyük iş kadınlarını temsil ediyorsunuz. Şu tarımı nereden çıkardınız dedi, kritikler. İki tarım maddemiz vardı, onları tek tarım maddesine topladık ama asla çıkarmam tarımı dedim. Antalya Deklarasyonu'nda tarım, tarımda kadın, gıdanın üretimi, satışı ve tüketimi iki kadın başlığımızla toparlanarak yine 20. paragrafta, çok göremiyorum ama 20. paragrafta yer aldığını gördük. Bu da bir tarım ülkesi
ülkesi olan Türkiye'de tarlaya baktığınızda kadının çalıştığını görüyorsunuz. Ayrıştırma metodunda, kurutma metodunda, her türlü metotta kadının olduğunu zaten biliyoruz. Bu kadının hak ettiği yeri verilmesi ve kadını bir anekdotum var, bir tane tarım şirketi. Hep gidiyor köylerde kahvede eğitim veriyor ve hiçbir netice almıyor. Kahvede eğitim veriyor, hiçbir netice almıyor. Çünkü işi yapan o kahvedekiler değil, tarlada çalışan kadın. Sonuçta sistemi değiştirdikleri zaman neticenin çok farklı olduğunu gördüğü ve hepimizin de iyi bildiği tarımda kadın ve sürdürülebilir büyüme için kadın. Çünkü kadın sürdürülebilir bakıyor. Erkek başarı stratejisine bakıyor. Kısa dönem başarıya bakıyor, kadın sürdürülebilirliğe bakıyor. Bu da araştırmalarda bağlantı olarak çıkmış bir konu. En son değil zaten St. Petersburg'da da ortaya çıkmış olan, fakat en son konu olarak burada aldığım konu finans, bankacılık ve finans piyasasında kadın maalesef çok az bir yer almış ve biz bunu talep ettik. Dördüncü önceliğimizde ve 21. paragrafta tekrar burada daha St. Petersburg'dan beri çok büyük bir adım atılmadığını görerek tekrar etmiş olmalarından gurur duyuyoruz. Son slaytım olarak da, peki Antalya Deklarasyonu çıktı, W20 ile neredeyse %100 örtüşen maddeleri var. Peki ülkeler ne yapacaklar? Yani aksiyon olarak ne yapacaklar? Burada da ülkelerin yapma istedikleri var. Birincisi Zeynep Hanım'ın da bahsettiği, kadın erkek gelirleri arasında çok büyük bir fark var. Bu da utanç verici diye bakılıyor pek çok ülkede. Ve bunu düzelteceğiz gibi konular var. Kaliteli işler, kaliteli istihdam, kaliteli kurumsallık, kaliteli şirket konusuna dikkat edeceğiz gibi konular var. Bu aksiyon planı G20 ülkelerinin, bunların içinde biz sosyal bakım sistemini kurduk, biz çocuk bakım sistemini yeniden ele alıyoruz. Ulusal bir program yarattık. Kanada mesela genç ve aktif bir başbakan gördük zaten. Ve her konuyu kendi ulusal planının içine koymuş ülkeler var. Japonya derhal ve derhal çocuk ve yaşlı bakımını ele alacağız dedi ve uygulamaya başladı. Biz maalesef ülkemiz olarak politik olmak istemiyorum ama henüz bir yerlerde değiliz. En sonuncu maddedeyiz. Kadına sosyal transfer sağlıyoruz. Sosyal transfer de bunun içinde gerçekten aksiyon planında en sona gelen. Çünkü sosyal transfer balık vermek. Halbuki yukarıdakiler balık tutmakla ilgili. Umuyorum ülkemizde de ciddi bir aksiyon planı ortaya çıkacaktır. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Şimdilik çok konuştum zaten. Estağfurullah. Çok bilgilendiriciydi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok naziksiniz. Size tabii bu konuyu çalışmanın çok kolay olmadığı bir ülkede de bunu çalıştığınız için ayrıca şapka çıkarmak lazım. Yani yakın tarihlerde açıklanan Michigan Üniversitesi'nin bir research'u var. Belki burada bilenler olabilir yahut sizin kulağınıza gelmiş olabilir. Kadın kendi kıyafetini seçsin mi? Ne giyeceğine kadın kendisi karar versin mi? Sorusunun cevabı %52 oranında evet olarak geldi bu ülkede. Tunus'ta %58 evet. Ve dolayısıyla böyle derin problemlerimizin olduğu bir yerde tabii aşılması gereken kültürel bariyerler, eğitim bariyerleri, benimseme konuları o kadar derinlikli ki bu iştahla bu kadar boyutlu bir şekilde ve bu kadar ekipli bir şekilde kurumsallaştırarak bu işi bir bütün yıl sürüklemiş olmanıza hakikaten şapka çıkartmak lazım. Asla şunu kastetmiyorum, yani her rengi boyadık da bir mor mu kaldı yaklaşımıyla bunu söylemiyorum. Ben genelde bu durumda çok bulurum kendimi. Yolsuzlukla mücadele çalıştığım için, ifade özgürlüğü çalıştığım için sıklıkla bana yöneltilen yaklaşımlardan bir tanesi toplumun problemi bu değil, toplum bunu umursamıyor gibi bir eleştiridir.
Memleket öyle kalkınmıyor tabii. Bir ucundan tutup o iştahla çalışmak lazım. Siz bunun en güzelini yapıp liderliğini etmiş vaziyettesiniz. Elinize sağlık. Bu notla TKYD'nin önemli konularından bir tanesine de geçme imkanı buluyorum. TKYD kurumsal yönetimle alakalı en ciddi çalışmaları yapan STK'lardan, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Ve tabii KOBİ'ler farklı farklı şekilleriyle TKYD'nin çok önemsediği muhataplar. Zaman zaman aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalara giriyor TKYD. Zaman zaman genel olarak KOBİ'leri esas alıyor. Ama KOBİ'lerin ne kadar önemli olduğunu izah etmeye hele Türkiye'de gerek dahi yok. Türkiye verileri bakımından toplam girişimin %99.8'ini Türkiye'de KOBİ'lerin yürüttüğünü söylemek, toplam istihdamın %74.2'sinin KOBİ'lerden geldiğini söylemek mümkün. Ama tabii bu da bizleri bir anda ne olursa olsun KOBİ aşkı ile doldurmamalı. KOBİ'nin de verimli olup olmadığı, etkin olup olmadığı gibi tartışmalarında yapılabilmesi lazım. İşte böylesi bir eksende G20 aynen C20'de oldukça geride seyrettiği ve Türkiye'de toparlandığı gibi, aynen W20'nin adı var kendi yok durumundan birdenbire şu içeriklendirmeyi yaşattığınız bir seneyi yaşadığı gibi, KOBİ'ler yönünden özellikle büyük bir silkiniş yaşadı Türkiye'nin başkanlık senesinde. Ve bu yönden de birazcık belki Dünya KOBİ Forumu'nun kurulması anlamındaki konuya değinmek isteyebilirsiniz. Sayın Kirasepe diye düşündüm. Dünya KOBİ Forumu'nun ne olduğundan bir miktar bahsetmek isterseniz, daha sonra T20 kapsamında görüşürken konuyu Ussal Bey'e de benzer bir soruyu sorabiliriz. Elbette demin görüşülenler kapsamındaki konularla önce başlamak, önce B20 üzerinden gitmek isterseniz o da olur. Nasıl arzu ederseniz, ama zannederim buradaki Hazirun Dünya KOBİ Forumu'nun ne olduğunu, Türkiye'nin ne becerdiğini duymayı özellikle önemseyecektir. Teşekkürler. Teşekkürler Gönenç Bey. Şimdi öncelikle bu toplantıyı düzenleyen derneğe teşekkür ediyorum. Bu konuyu B yönünden, W yönünden ve C yönünden sonuçlarını bir görmek, incelemek ve hep birlikte bu sonuçları bir de T yönünden tabii ki sonuçları inceleme fırsatını verdiler. Şimdi biz şöyle diyeyim, 2014 yılının ben de bir telefonla tayin oldum. Bir gün havaalanındaydım, bir telefon aldım. Başbakanlıktan aranıyorsunuz dediler. Ve tayin oldum. Şimdi 2014 yılının bu, biz B'de Ağustos ayında başladık. Önceden başladık. Yani C'den ve W'den önce başladık. T'de yanılmıyorsam öyle başladı. Şimdi devralırken tabii büyük bir heyecan içerisindeydik. O güne kadar kendimize zor hedefler belirlemiştik. İlk toplantılarımızı yaptık. Başkanımız Rıfat Hisarçutluoğlu'ydu, TOB'u temsilen. Kendimize elde edilmesi zor hedefler belirlemiştik. Yapmak istediğimiz şuydu, o güne kadarki en kapsayıcı ve en sistematik B20 sürecini ortaya koymak. En başta oydu. Çünkü Türkiye'nin G20'ye gelirken bir söylemi vardı. Prensibim, Three Eyes Principle. Investment, Implementation and Inclusiveness. Yani herkese verilen talimat oydu. G'de de aynı şeydi, W'da da C'de de. Bu 3I Principle'dan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun etrafında çalışacaksınız. Şimdi yapmak istediklerimizin içinde etkin ve etkili tavsiyeler üretmek ve G20 hükümetleri açısından geleceğin şekillendirilmesinde güvenilir bir başvuru kaynağı olmaktı amacımız. Şimdi geçtiğimiz yıl içinde çok yoğun bir çalışma yaptık. Binlerce kilometre kat ettik. Şu kadarını söyleyeyim. Bir tek Çin'e gitmedik. Hindistan'a gittik. Hindistan, Bakü, Güney Afrika, Washington, St. Petersburg, Paris, Cenevre. Atladın mı sen? Mozambik, Addis Ababa. Addis Ababa'ya siz gittiniz. Bir tek orada eksiktim. Yoktu bugün. Bütün buraları gezdik. Niye gezdik? Biz oradaki kişilerin bir B20'yi tanıttık. Ne yapmak istediğimizi anlattık. Onların görüşlerini aldık. Yani dahil olan B20'nin içinde, daha doğrusu G20'ye dahil olan ve olmayan ülkelerin görüşlerini almak istedik. Türkiye'nin kapsayıcılık G prensibinin içinde G'ye dahil olmayan, 20'nin dışında olan ülkelerin de fikirlerini almak, onları da G20 bildirgesinde
o fikirleri işlemek ve G20 bildirgesinde onlara da yarayacak bir sonuçlar çıkarmak amacımız. Şimdi diğer faaliyetlerin ana amacı daha önceki dönem başkanlıklarda olduğu gibi tabii küresel büyüme ve iş yaratmayı desteklemek ve küresel ekonomik işbirliğini artırmak üzerine kapsamlı soyut tavsiyeler geliştirmek. Bu sefer bu çerçevede B'de ne yapıldı? B'de 6 tane alt görev gücü kuruldu. Ticaret, altyapı ve yatırımlar, büyümenin finansmanı, istihdam, yolsuzlukla mücadele ki Gönenç Bey eş başkanlığını yaptı, KOBİ'ler ve girişimcilik. Bu başlıklarda çalışan 6 görev gücümüz vardı. Dünya çapında uzman kişiler vardı bu çalışmaları beraber birlikte yürüttüğümüz. Bir de 700 CEO'dan oluşan bir üye kitlemiz vardı. Bu bir en büyük think tanklerden biri haline gelmişti bu olay. Burada küresel iş dünyası bu yaptığı çalışmalar sayesinde ilgili alanlarda karşılaştıkları sorulara dair çözümler üzerine 19 öneriyi ortaya koydu. Şimdi size şunu niye 19 olduğunu izah edeceğim. 6 tane alt çalışma grubumuz vardı, görev gücümüz vardı. Her birine 3'ten fazla yapamazsınız dediler. En sonunda bir grubu 4'e, 4 için ikna oldu ve 19'a geldi. Niye diyeceksiniz? 3 öneri. Bir gün Sayın Başbakan Yardımcımız, dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'la konuşuyoruz. Dedi, toplantıdayız, yine B grubu toplantısı var, İcra Kurulu toplantısı. Dedi ki fazla öneri getirmeyin. Dedik ki biz Rusya'da bir kitap dolusu öneri geldi, ne olacak? Dediler ki fazla öneriyi bir araya getirdiğiniz zaman biz bunları okumuyoruz. Alt kademeye veriyoruz, onlar okuyor ve bize getiriyor. Halbuki siz önerileri özetleyip bir blok halinde, üçer öneri halinde getirirseniz bunu biz okuruz ve bizim aklımızda kalır. Bu şekilde biz bunları liderler nezdinde daha kolay çalışırız dediler. Bu nedenle her bir grup 3 ana öneri yaptı. O 3 ana önerinin altında da tabii alt öneriler var. Değişik alt öneriler var. Bu bir kitap halinde her çalışma grubu, her görev gücü kendi çalışma raporunu hazırladı. Şimdi B20 önerilerini temelde 4 ana başlıkta toplamak mümkün. İlki daha önce üzerinde uzlaşılan politikaların uygulanması. Burada 2 tane tavsiyenin altını çizmek istiyorum. Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması. İkincisi de ticareti kolaylaştırma anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe konulması. Bununla ilgili de Gülen Hanım çok mesai harcadı. Bu ticareti kolaylaştırma görev ticaret grubunun görev gücünün başındaydı. O çok emek sarf etti. Bu tabii iş dünyası açısından öncelikli niteliğindeki temel sorunların çözümü açısından önemli ve kritikti. İkinci olarak eşitsizliklerin azaltılmasıydı. Bu başlıkta da şu tavsiyeler var. Özellikle teknik, yönetsel ve girişimciliğe ilişkin beceriler başta olmak üzere beceri açıklarının azaltılmasına yönelik programların geliştirilmesi ve uygulanması. Skills mismatch. Zaten bütün mesele oradan. Employability ve skills mismatch konuşuyoruz. Burada üçüncü önerilerde kapsayıcılığın artırılması ki her grup W'da aynısını, C'de aynısını çalıştı. Kapsayıcılığın artırılması başlığı altında tavsiyemiz vardı. Orada da KOBİ'ler öne çıktı. Tabii bu arada burada iki önemli konusu var KOBİ'lerin. Uluslararası standartlara uyum sağlaması için KOBİ'lere destek verilmesi ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin sağlanması, kapasitelerinin artırılması ve onlara teknik yardım programlarıyla KOBİ'lerin iyileştirilmesi. Bu başlık altında rekabet gücünün artırılması önemli. Şimdi son bir rekabet gücünün artırılması kapsamı vardı 4. ana öneri olarak. Bunun altında da küresel ticaret sisteminin dijital ekonomiye uygun biçimde geliştirilmesi. Bu tavsiye B20 tarafından 2015 yılında ortaya konulan tavsiyeler arasından öncelikle saymakta yarar görüyorum. Çünkü çok önemliydi bu dijital ekonomiye geçişin sağlanması ve bu G20 liderler bildirisinde de yer aldı. Şimdi KOBİ'lerle ilgili kısmına geçerken tabii T'de Ussal Bey daha da detay verecek çünkü onların da
daha fazla çalışmaları oldu. B de çalıştı, T de çalıştı. Çok önemli bir gelişme oldu. Dünya KOBİ Forumu kuruldu. Şimdi Dünya KOBİ Forumu ne? Bir ilktir. Türkiye'nin kurduğu bir ilktir. Bildiğimiz gibi dünya iş gücünün, Türkiye'de tabii 75 dediniz, dünyada KOBİ'ler %60 istihdamın, yani daha doğru şöyle diyeyim, iş gücünün %60'ını istihdam ediyor. Bu KOBİ'lerin değişen küresel ekonomi dengelerinde daha adil ve daha etkili bir şekilde temsil edilmelerini sağlamamız gerekiyordu. İkincisi de rekabet etmelerine yardımcı olunması gerekiyordu. Bunun için B20 Türkiye Başkanlığı ve Uluslararası Ticaret Odası ile birlikte kar amacı gütmeyen bu Dünya KOBİ Forumu kuruldu. Bunun merkezi de Odalar Birliği'nin İstanbul binasında. Bu KOBİ Forumu'na sonradan IMF, Dünya Bankası, yanılmıyorsam bir de OECD taraf oldu. Biz de buna katılmak istiyoruz dediler. Onlar da sonradan katıldılar ve bunu imzaladılar. Musa Bey yanılmıyorsam daha sonra detaylarını verir. Şimdi dünya bu KOBİ Forumu, KOBİ'lerin uluslararası düzeyde temsilinde, rekabet ortamında yaşadığı finansal zorlukların dile getirilmesinde ve bunların çözümlerinin üretilmesinde, bir de en önemlisi değer zincirlerine eklenmelerine fayda sağlamak için kuruldu. Ve bunu yapacağına da inanıyoruz. İşte bir de önemli bir konu daha var. O sizin konunuzdu. B20 yolsuzlukla mücadele toolkit'i var. Ona da bir değinmek istiyorum. Çünkü o da KOBİ'lerle ilgili. Bu küresel uygulamaya yönelik hazırlanmış bir toolkit. Söz konusu aracı tüm ülkelerin kendi koşullarına göre revize etmeleri gerekiyor. Şöyle, dünyada en iyi ülkenin bir Afrika ülkesi düşünün. Efendim diyor, yolsuzlukla ben mücadele edeceğim. Bunların en iyisi hangisidir? İşte Avrupa'da filan ülkedir. Oradan o yönetmeliği, o kanunu, o uygulamayı alıp tercüme etmek yeterli değil. Çünkü o ülkenin yerel şartlarına uyması gerekiyor. Yerel şartlara, yerel ticarete, bir de çalışma şartına, o adamın, orada çalışanların anlayışına göre uygulanması gerekiyor. Bu nedenle bu belge de öyle bir yön gösterici belge oluyor ve her ülkenin bunu kendi şartlarına göre uyarlaması, uygulaması gerekiyor. SME Toolkit, KOBİ'lerin yolsuzluk bilincini yükselterek yolsuzlukla mücadele edilmesi gereken alanlar hakkındaki bilgileri ve bu kapsamda kullanacakları araçları gösteriyor. Bugün çok uluslu firmalar yolsuzlukla mücadele konusunda yerel ortaklarından her gün biraz daha fazla bir şeyler istiyor. Taleplerde bulunuyorlar. Bu toolkit, çok uluslu şirketlerin baskı altında bulundukları alanları ve bu baskıları ortaklarına nasıl yansıttıklarını açıklamakta ve taleplerinin yönetilmesine dair tavsiyeler sunuyor. Biliyoruz, hediyeler, efendim, hayır işleri, siyasi partilere yardım, gizli anlaşmalar, bunlar yüksek risk alanları. Küçük firmaların da uyum birimleri yok. Bunları kurmaları çok zor. Bu toolkit bu risk alanları çerçevesinde küçük firmalara yardımcı olmak üzere hazırlandı. Eğitim alanında da toolkit küçük şirketlere uygun eğitim biçimlerini veriyor. Yine bu alanda. Ve karşılaştıkları rüşvet verme olgusuna karşı diğer şirketlerin tecrübelerini ve rüşvetle mücadele yöntemlerini açıklıyor. Bu toolkit niye yapıldı? Doğrudan tabii KOBİ'lerin ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunmaları için değil, daha çok yolsuzlukla mücadele yöntemlerini öğrenip bu konuları geliştirip ekonomiye dolaylı biçimde katkıda bulunmaları için yapıldı. Ben burada bir durayım. Sözü KOBİ kısmını, devamını Ussal Bey'e bırakayım. Sağ olun efendim. Ussal Bey, hiç tempoyu kaybettirmeyeyim, bir girizgah da yapmayayım, doğrudan size devredeyim sözü. Hakikaten KOBİ meselesi anlatıldı zaten. Yolsuzlukla mücadele tarafında benim eş başkanı olduğum görev gücünde de önemli bir konuydu. Ama Dünya KOBİ Forumu özellikle sarsıcı, enteresan, ya G20 bazen ziyaret ettiği ülkede böyle bir şeye de vesile olabiliyormuş. Ülke eğer G20 misyonlarını sahiplenirse ortaya
bir çocuk da çıkabiliyormuş dedirten bir şey oldu. Şimdi de siz git gel bayağı uğraşıyorsunuz artık böyle bir yaratık hani birisinin hayatında gerçekten varsa birisini uçuşlara falan sürüklüyorsa o sizsiniz. Dolayısıyla anlatın bir dinleyelim neler yapılıyor Kobi, Dünya Kobi Forumunda ve nereye gideceğini görüyorsunuz bu işin. Tamam. Şimdi şöyle anlatalım. Dünyada Kobi konusunda iş yapan bir sürü kuruluş var. Dünya Bankası, Avrupa Birliği, OECD, bütün bölgesel bankalar, Afrika Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, şimdi Çinlilerin kurduğu iki tane banka var, Yeni Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Altyapı Bankası, think tankler var vesaire. Çok karışık bir alan, şöyle karışık, çok fazla kuruluşun aynı işleri tekrar ettiği bir alan ve aralarında çok az koordine olduğu bir alan. Buna mukabil bu kuruluşlar kendi bürokrasileri içinde yaptıkları birçok işi kaybediyorlar. İşler yürümüyor, projeler yapılmıyor, onaylanmıyor, krediler çıkmıyor vesaire. Dünya Kobi Forum'un amacı bir platform oluşturmak. Düzgün işleri öne çıkarmak, koordinasyonu sağlamak, bu işlerin birbirini tekrardan değil tamamlayıcı olmasını sağlamak, iyi uygulamaları bir ülkeden yakalayıp öbür ülkeye aktarmak, ölçeklendirilmesini sağlamak ve bu amaçla somut projeler üretmek. Bunu da küçük bir kadroyla böyle daha agile bir şekilde, atik bir şekilde ve yine bu kuruluşlarla beraber çalışarak yapmak. Şimdi böyle şeyler dünyada bu kadar bilgi miktarı artınca piyasada dolaşan ve bu eski dünyanın kuruluşları birbirini tekrar etmeye başlayınca böyle platformlar önem kazanıyor. Geçen sene Avustralyalılar Global Infrastructure Hub diye bu altyapıya yönelik bir merkez kurdular. Benzer şekilde altyapı işlerini koordine etmeyi hedefliyor. Yalnız onlarla bizim planın farkı şu oldu. Yani konular zaten farklı da. Global Infrastructure bir devletler arası kuruluş olarak kuruldu. G20 devletlerinin ortak olduğu bir kuruluş olarak kuruldu. Dünya Kobi Forumu ise %100 özel sektör tarafından kuruldu. Esas bence işin önemli noktası o. Ve ilk defa özel sektörün kurduğu bir kuruluş G20 tarafından kabul edildi. Merkezi İstanbul'da Türk kanunlarına göre bir vakıf olarak kuruldu ama bir uluslararası kuruluş. Bütün dünyada faaliyet gösterecek. Ve yapacağı işlerde 3 ana ayağı var. Birincisi advokasi işleri yapacak. Şimdi mesela bu Basel 3 regülasyonları yine G20'den çıktı. Finansal istikrar kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Bankaları çok zorluyor. Birçok iş için sermaye terkrasyonları arttı vesaire. Şimdi en çok vuracağı şeylerden biri KOBİ'lere verilecek krediler olacak. Şimdi bu Basel 3 regülasyonları KOBİ'lere göre biraz ince ayar yapılabilir mi? Mesela birinci konularımızdan biri bu. Bu konuda bir rapor yazıyoruz. Sonra da bunu FSB ile tartışacağız. İkinci bir konu KOBİ'lerin krediye erişimi. Biliyorsunuz işte rating sistemleri var bütün dünyada ama KOBİ'ler bunlardan pek faydalanamıyor. Ölçekleri müsait değil vesaire. Bununla ilgili çok uygulamalar. Mesela Hindistan'da bu işi çok iyi yapıyorlar. Bunu acaba başka ülkeler ölçeklendirebilir miyiz? Burada biz bir aracı olabilir miyiz? Sırf finansla ilgili de değil yaptığımız işler. Mesela e-ticaret. Şimdi e-ticaret KOBİ'ler için çok büyük bir fırsat. Ama e-ticareti geliştirmek bir çok boyutlu bir şey. Birincisi bir regülasyon boyutu var bunun. Gümrük regülasyonları mesela konteynerlere göre hazırlanmış. Siz oradan küçük paket geçirdiğiniz zaman sistem sapıtıyor. Mesela bir şey gönderiyorsunuz, iade alacaksınız. Adam diyor ki bunu ithal edeceksin, tekrar vergi ödeyeceksin, gümrük vergisi ödeyeceksin. Yani böyle şeyler var. Bunlar bütün ülkelerde var. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir KOBİ sahibinin bunları takip edebilmesi bu kadar kuralı mümkün değil. Elemanı yok, genelde sekreterine falan takip ediyor. İngilizce bilen adam yok çoğu yerde. Ya bunlar sırf Türkiye'de olan sorunlar, dünyanın her yerinde böyle. Bunlar mesela senkronize edilebilir mi? Böyle bir çalışma yapıyoruz. Tabii çok büyük bir iş. Bir pilotla başlayalım dedik. Çin'le Türkiye arasında önce başlatacağız. İki de pilot şehir seçtik. Birisi Çin'de Chongqing. Komik ismi var ama 30 milyon nüfusu bir yer bu Çin'in tam göbeğinde. En hızlı gelişen şehirlerinden biri. Türkiye'dekini daha seçeceğiz. O belli olmadı. Önce ikisini de yapacağız. Sonra ölçeklendireceğiz. Böyle somut projeler var. Ve bunların şimdi G20 Dünya Kobi Forumu için bizim etkimizi arttıracak bir araç. Çünkü şimdi biraz da isterseniz şeye girelim. G20'nin ne manası var? Yani bu G20 o kadar uğraşıldı, ne oldu? Niye yapılıyor? Biraz oraya bağlayayım isterseniz, sonra da bitireyim. Biraz da Think20'yi anlatayım sonra. Şimdi G20'nin önemi şu.
İşte dedik ya, birçok kuruluş var, Dünya Bankası var, şu var, bu var. Hepsi kendi bürokrasileri içinde kaybolmuş durumda şu anda. G20 dünyadaki 20 tane en önemli ekonominin, en büyük ekonomi değil, daha küçük olanlar da var ama en önemli 20 ekonominin devlet başkanlarını en formal bir ortamda, gayri resmi bir ortamda bir araya getirmeyi başarıyor. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında o sırada ne önemliyse onu konuşabiliyorlar. Şimdi yavaş yavaş G20'nin de bürokrasisi oluşmaya başladı. İşte çalışma grupları var vesaire filan. Gündem biraz bürokratikleşmeye başladı ama her şeye rağmen bu en formallik G20'nin en önemli varlığı. Çünkü hiç gündemde olmayan, bu kuruluşların gündemde olmayan konuları üste çıkarabiliyorsunuz, dikkat çekebiliyorsunuz. Ve sonuçta işte Dünya Bankası'nın, IMF'nin de hissedarları zaten bu 20 ekonomi. Dolayısıyla onları da istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Şunu yap diyorsunuz, yapıyorlar. O devlet başkanlarının, onun altında finans bakanları işte yılda 4 kere buluşuyor. Devlet başkanları bir kere buluşuyor. Diğer birkaç bakan daha buluşuyor. Bunlara büyük bir şey sağlıyor, bu güç sağlıyor. Bu enformalite G20'nin en önemli varlığı. Dolayısıyla biz de onu geçen sene iyi kullandık. İnşallah bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Çin döneminde de yine Dünya COBİ Forumu'ndan Business 20'ye yardımcı olmasını istediler COBİ'ler konusunda. Dolayısıyla Çin dönem başkanlığında da bir ağırlığımız olacak. Tabii Çin dönem başkanlığı G20 açısından çok önemli. İlk defa bu kadar, yani ilk şöyle diyelim, bir G20 ilk 99'da bakanlar düzeyinde toplanmıştı. 2008'de itibaren de devlet başkanları seviyesinde toplanıyor. 2008 kriziyle ilk George Bush o zaman çağırdı devlet başkanlarını şeye, Amerika'ya. Şimdi sonra tabii şöyle bir şey ortaya çıktı. Biz sadece bu finansal konuları, regülasyonları konuşuyoruz ama küreselleşme bundan ibaret değil. Daha finansal sistemin dışında da riskler var. Bunları da gündeme alacak mıyız? Böyle bir çelişki ortaya çıktı. Mesela mülteci konusu. Şimdi mülteci konusu büyük bir küresel risk aslında. Avrupa Birliği şu anda kendi sınır sistemini tartışıyor. İklim değişikliği büyük bir finansal risk. Birçok şirket aslında iklim değişikliği sonucunda bilançoları değişecek vesaire. Onlara kredi veren bankalar etkilenecek, sigorta şirketleri etkilenecek. Büyük bir finansal risk var ortada. Şimdi bunları biz tartışacak, biz tartışmayacak. Biz bunu uzun süre, bunun gerginliği oldu. Artık finans sistemi dışına çıktı ajanda. Dolayısıyla bu bizim engagement group dediğimiz bu işte yan gruplarında tesir attı. Çünkü bunlar genelde finansın dışında çalışan gruplar. Şimdi Çin'in dönem başkanı şu nedenle önemli olacak. İlk defa Amerika'dan sonra ikinci büyük ekonomi ama bir gelişen ekonomi bu işe liderlik edecek. Dolayısıyla çok büyük şeyi var. Kendi özgür ağırlığı olan bir ülke. Gündemi de ona göre daha ağırlıkla belirleyebilecektir. Biz de Think20'de, Think20 diğer gruplardan biraz farklı, think tankleri bir araya getiriyor ve yaptığı iş G20'nin gelecek gündemine yönelik konuları tartışmak. Dolayısıyla bizim hani bu zirveye yönelik tavsiyemiz pek olmuyor. Önümüzdeki senenin gündemine yönelik tavsiyelerimiz oluyor. Geçen sene birkaç konuya ağırlık verdik. Ben iki tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi bu internet konusunun G20'nin gündemine girmesiydi. Hiç tartışılmıyordu. İnternet ekonomisi çok önemli. Yani dünyada ülke olsaydı 5. büyük ekonomi olacaktı. Çin'den daha hızlı büyüyor bir ekonomi olarak. Dolayısıyla bu konu niye hiç tartışılmıyor diye bunu bir gündeme getirdik. İlk defa geçen sene internet konusu şeyde geçti. Bildirgede geçti. En çok bizim istediğimiz perspektiften geçmedi. Biz biraz daha bu digital divide tarafından geçtiyse o da bahsediliyor. Ama daha çok siber güvenlik düzleminde ele alındı. O da Amerika ile Çin arasındaki, gene Çin'in Amerika'ya saldırıları vesaire nedeniyle, ama iyi bir giriş oldu. İkinci konu da bu inovasyon konusu. İnovasyon konusu Çin'in birinci önceliği oldu. Bu seneki tartışmaların sonucunda Çin'in öncelikler dokümanına bakarsanız ilk konu inovasyon ele aldıkları. Burada da bu şu açıdan G20 için önemli. Şimdi diyeceksiniz ki her ülke kendi inovasyonunu kendisi yapıyor. Bunlar ülkelerin milli meseleleri aslında. Doğru. Ama bunun bir de ülkeler arası boyutu var. O da şu. Bir, bu yeni çıkan teknolojiler, işte sürücüsüz araba, Bitcoin ödeme sistemleri, Internet of Things. Bunların hepsi aslında ülkeler arasında yeni ortak regülasyonlar kurulmasını gerektiriyor. En önemlisi data kısmı. İşte bu data transferleri nasıl olacak, olabilecek mi? Birçok ülke diyor ki benim vatandaşım datasını artık ülke dışına çıkaramazsın. Rusya bunu yaptı, Çin biraz ortalarda. Böyle riskler var. Privacy konusu, bu regülasyonlara uyumlulaştırılması. Bu mesela yeni teknolojinin getirdiği ülkeler arası bir tartışma. Bu G20 gündemine girebilmesi çok uygun olan bir konu. İkincisi de şu. Şimdi
Teknolojilerin yayılımında aslında G20 kapsamında tartışılan bu ticaret ve yatırım konularının çok büyük bir önemi var. Şimdi dünyada 3000 tane yatırım anlaşması var ülkeler arasında. Bazıları çok taraflı, bazıları ikili. 3000 tane. Her biri bunların fikri mülkiyet hakları ile ilgili ve yine teknolojinin yayılımını etkileyecek birçok konuda özel düzenlemeler getiriyor. Bunlar birbiriyle uyumlu değil. Artı bu şimdi yeni çıkan mega regional'lar, işte TTIP ve TPP, Pasifik'te ve Atlantik'te olanlar genelde gelişmiş ülkelerin perspektifinden bu işe yaklaşıyor ve bizim gibi işte gelişmekte olan ülkelere, emerging market'lara bu yeni teknolojilerin yayılmasını zorlaştıracak hükümler içeriyor. Özellikle bu patentler, patentlerin süreleri vesaire konusunda. Çin ilk defa şunu yapmak istiyor. Bir çerçeve yatırım anlaşması hazırlasın G20 ve bu diğer yatırım anlaşmalarına şey teşkil etsin. Esas teşkil etsin. Tabii Çin'in oradaki amacı TPP'ye karşı bir alternatif çıkarmak. Çünkü Çin onun dışında kaldı. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü bu işte sürdürülebilirlik konuları falan aslında nasıl olacak? Hep yeni teknolojilerin yayılmasına bağlı olacak. Enerji verimliliğinin artması, yenilenebilir enerjinin gelişmesi falan. Bu da kendi kendine olacak bir şey değil emerging marketlarda. Bu teknoloji difüzyonu teşvik edecek politikalar lazım. O yüzden orada yaptığımız inovasyon önceliği de Çin'de işe yarayacak diye ümit ediyoruz. Güzel, güzel. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Saat konusunda duyarlı olmak istiyorum. Müthiş bir sabırla ve metanetle ve dirayetle bu saati buldunuz. Kokteyl olduğu rivayet olunuyor. Artık o kokteylle sizin aranıza girenler olmaktan kaçınmakta fayda var herhalde. Şöyle soracağım konuklarıma. Ya şu konuyu atladığımı sonradan düşündüm, şunu söyleseydim iyi olurdu diye düşündükleri özellikle bir konu kaldı mı? Kaldıysa memnuniyetle 3-5 dakikada onu da dinleyelim. Yoksa teşekkür edeceğim. Peki o zaman Zeynep Okyay Hanımefendi'ye, Gülden Türktan'a, Sayın Kiresepi'ye ve Ussal Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten G20'nin böyle bir hülasasını biz de kendi aramızda yapmamıştık diyebiliriz herhalde. Yani ayrı ayrı ikililer olarak mütemadiyen bir araya geldik. Siz ne yapıyorsunuz, biz ne yapıyoruz, herkes kendi macerasını anlattı vesaire ama bu bizim de bir araya gelsek yapacağımız bir sohbet gibi bir sohbetti de aynı zamanda. Önemli bir şey geldi geçti Türkiye'den ve Türkiye alnının akıyla bu işin içinden çıktı. Güzel bir iş yaptı. Çok da içerik üretti. Benim endişe noktam Türkiye'den sonra gelen Çin'de bunların bir kısmının zayi olmasıdır. Zira Çin çok dominant tercihleri olabilen bir ülke. Örneğin benim eş başkanı olduğum tabii C20 için ciddi bir endişe konusudur. Çünkü sivil toplum ne ki Çin'de C20'yi nasıl çalıştıracaksın? El kaldırılıyorsa ben de el kaldırabilirim. Yolsuzlukla mücadele görev gücü eş başkanlığı yapmış bir adamım. Gelin Çin'e yolsuzlukla mücadele görev gücü kurdurun. Kurdurulamıyor. Bir sonraki sene Almanya. Dolayısıyla bir takım birimlerin mücadelesi sağlam şekilde Almanya'da kıyıya vurmak. Ve bu türbülansı biraz Çin'de atlatmak olacak. Ama Türkiye bu işe momentum kaybettiren bir ülke olmadı. Aksine vücut verdirten, momentum kazandırtan, içerik kazandırtan, gönüllülükle, iştahla bu konuları çalışan bir G20 başkanlığı yaptı diye düşünüyorum. Ben bir şey lütfen devam edebilir miyim? Şimdi Ussal söyledi aslında. Hakikaten yani informalitesi önemli. Çünkü birçok dünyadaki kurum artık hani fazla kurumsallaştı belki tabii diyelim. Hani yanlış bir terim kullanabilirim böyle bir toplantıda ama yani çok sonuç üretemiyor ve çare olamıyor. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Fakat bu demin konuşulan konu sorunlu. Yani çok böyle netameli alanlar var. Orada her yere bir şey yapamıyorsunuz. Bu da sırayla sonuçta bir seçimle tabii yapılan bir şey. Yani bence bu devamlılık konusu bu G20'nin bir sorunu. Tabii. O yüzden hani burada belli konuların bir sonrakine hani belki bir görev olarak verilmesi gibi bir şeyi aslında gündeme getirmek lazım. Aksi takdirde bu menüden beğendiğimi alırım, beğenmediğimi almam gibi bir durum söz konusu oluyor. O zaman da hani süreklilik olmadığı için de hani konular işte bir sene önceki tabii şey hararetiyle devam etmiyor. Yani burada
burada aslında G20 bir çözüm bulmak durumunda gibi gerekiyor. Çünkü netice itibariyle dünyanın genel gidişatı ile ilgili büyüme sorunları, istihdam sorunları vesaire ile ilgili konulara çare üretmek için informal bir ortam. Hani bu informal olması belki bunu engelliyor denilebilir ama sonuçta da bir insanlar emek veriyor. O kadar insan, meşgul insan bir yere geliyor. Yani buna bir bir sistematik getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bürokrasi yaratmadan tabii. Evet. Sal çok haklı. Evet. Aksi takdirde sıkıntı oluyor. Yani. Evet. G20'nin böyle bir yönetişim sorunu var gerçekten. Hatta ben çok vulgar bir şekilde neredeki toplantıda? Paris'te dedim bir üst düzey bir round table esnasında bir yıl değil iki yıl olsun dedim ben. Kıyamet koptu. Bu fikri bizim G20 şerpamız Ayşe Sinirlioğlu da genel olarak beğenmedi. Ama kimse beğenmedi. Sonradan niye kimsenin beğenmediğini tek tek araştırdım. Çünkü bana göre ne kadar etkin olursanız olun bir yıllık bir görevi bir önceki yıldan aldığınızda yaklaşık 4-5 ayını geçen sene yapılanların ne olduğunu anlamaya çalışmakla geçiriyorsunuz zaten. Sonra birden bir telaş basıyor ya ürün vermemiz lazım aman ha filan derken aslında epey patinajlı bir iş oluyor. Ama şunu öğrenme imkan buldum ve onu da aklıma kazıdım. Bunun tabii ana amacı bir sirk gibi kumpanyalı bir şekilde ülke ülke gezip o 20'yi de oraya çağırmak. 2 yıl aynı ülkede kaldığı zaman aslında esprisinin kaçacağını kıdemli G20'ciler bana sonradan söylediler. Ali Babacan da bunlardan bir tanesi olmak üzere. Peki o zaman bir yıl olsun dedik. Ama bir yönetişim meselesi dediğiniz gibi var. Efendim buyursunlar lütfen. Olmadan bir lütfen. Cümle söylemek istiyorum. W20'ye çok sıcak bir karşılama. Ya siz niye nereden çıktınız? Yapmayın, çalışmayın. Sıcak karşılamasının arkasında devamlı Çin kapatacak W20'yi muhabbetiyle maruz kaldı. Tamam çalıştınız hadi bitti. Çin de kapanacak. Şimdi Çin'in biraz stratejik baktığını veya herhangi bir ülkenin stratejik bakabileceğini çok iyi görüyorum. Bir de Erol Bey'in veya Ali Babacan'ın söylediği 3 tane konu alın, hiç olmazsa onu aşalım. Ki çok başarılı bir taktikle gitti. Ama biz W20'de inatla 11 tane konuyla başladık. 11 tane konuyu müthiş baskılarla 10 konuya düşürdük. 9 konuya düşürdük, birleştirdik. Hiç atmadık. Bir de ölçümlemeyi getirdik. Çin şimdi 5 konuya odaklandı diye bakıyor. Şimdi bu bir yoğurt yiyişi. Hiç olmazsa 5 konuyu çözsünler. Onun için ben çok şey yapmıyorum. Herkes kendi katkısını verecek. Her ülkenin kapasitesi, bakış açısı, kendi sınırlamaları başka. Onun için G20 hakikaten ilerleme için bir araç. Ve biz ülkemizin ilerlemesine bakalım derim. Son sözler Erol Bey buyursunlar. Ben şöyle diyeyim. Bugüne kadar G devamlı fikir üretti. Fakat uygulamasına bakmadı. Önemli olan bu sene alınan kararlardan biri implementation'dı, uygulamaydı. Bundan sonra eski yapılanların, alınmış olan kararların uygulanmasının takibinin yapılması. Bu önemli. Çünkü kararlar alınıyor. Her devlet başkanı kabul ediyor. Bildiri çıkıyor. Geleceksine B başlıyor, C başlıyor, T başlıyor. Bir bakıyorsunuz ne uygulamışlar? Söylenenlerden hiçbiri yapılmamış. Sil baştan bir daha başlıyorsunuz. Evet. Bu sene hayır dedik. Yani biz B olarak en azından dedik ki biz artık söylemiş olduğunuz, vermiş olduğunuz sözlerin takibini yapacağız. Ve implementation'a önem verdik. Nitekim bu seneki de implementation'a bir başladık. Neler yapıldığını görmeye bir başladık. Çin'de de umarım implementation'a dikkat edilecektir. Çünkü önemli olan uygulama. Doğru. Uygulama olmadıktan sonra orada toplanıp karar almak bir şeye yaramıyor. Bazı görev güçlerinin tadı kaçmaya başlamıştı artık. Ben siz de öyle benim gibi eskisiniz G20'nin. Yani mesela yolsuzlukla mücadele görev gücünü gözlediğiniz zaman her sene rapor hazırlanıyor. Her sene şunları efendim tamam anladık yani olması lazım da tamam. Yani sahaya indir. İşte o mesela COBE toolkit'i yahut Dünya COBE Forumu gibi yapılar tabii onlar artık sahaya inen şey yani gerçekten Ussal Şahbaz diye bir insan var ve gerçekten bir programdan bahsediyor ve uçuyor ve uğraşıyor ve didiniyor bir şey kaldı geriye yani onun tabii bir kıymeti oluyor. Şimdi ben size şunu ilave edeyim ben 2011'den beri
B görev güçlerinde istihdam görev gücü de görev yapıyorum. 2011'den beri bu dediğiniz çok doğru, istihdam görev gücünde her sene aynı şey söyleniyor. Sonra bir yere geldik, dedik ki yeter. Tabii. Artık ülkeler kendi istihdam kriterlerini ortaya çıkardı. İstihdam planlarını ortaya çıkardı. Geçen sene Avustralya ile başladı. Bu sene bunlar ölçümlenmeye gitti. Ve bu sene dedik ki biz size belli kriterler koyuyoruz B'de. Şöyle ki belli parametreler koyalım. O parametreleri yazın. Fakat o parametreleri lütfen uygulayın. Ki biz gelecek sene B20 istihdam görev gücünü tekrar topladığımız zaman burada sizin ne yaptığınızı bir görelim. Yani boşuna, siz de boşuna çalışmayın. Biz de boşuna çalışalım dediğiniz buydu. Bir de yöneticilerimize de büyük katkıları oldu tabii. Üst düzey yöneticilerimizin bu işlere derin dalışlar yapmasına vesile oldu. İşte Zeynep Hanım'ın bir yandan bir yönetici olarak bu konulardan beslendiğini düşünmek de mümkün. Yahut Gülden Hanım'ın, yahut sizin işte Ali Koç kapitalizmin sorunlarından bahseder oldu filan. Yani aslında G20'nin Türkiye'ye gelip gitmesi bayağı uyandırıcı çalışmalar da yaptırdı denilebilir. Usal Bey buyursunlar, son söz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bence yönetim kabiliyeti anlamında şeyinde konusu olduğu için bu G20'deki şeyimiz, Türklerin ne kadar hızla bir işe girip, geç de olsa hızla girip ne kadar esnek bir şekilde işleri becerebileceğinin bir kanıtı oldu. Bütün bu grupların görevlendirmesi geç yapıldı. Evet. Bazıları G20 başladıktan sonra yapıldı. Mesela Çin'de bunların hepsi bir sene önceden yapıldı. Evet. Onlar hazırlanıyorlardı. Avustralya'da da öyle. Avustralya'daki Think20 raporlarını G20 başlamadan bitirmişti. Dolayısıyla yani çok geç başladık ama bize başkalarının söyledikleri herkes çok memnun kaldı, çok iyiydi dedi. Yo, ve mesela Business 20'de de şimdi Çin'e geçen ay gittik. Bizim yaptığımız bütün dokümanları, task force'lar nasıl çalışacak falan, ilk defa onları biz yazdık. Hepsini olduğu gibi uyguluyorlar. Evet. Dolayısıyla bir de kurumsal şey kazandırmış olduk, yapı kazandırmış olduk. Doğru var ya. Evet var. Efendim çok teşekkür ederiz, sağ olun. Buralara kadar geldiğiniz için, emekleriniz için. Dinleyicilere de çok teşekkür ederiz ilgiyle bu konuyu bu zamana kadar dinledikleri için. Anladığım kadarıyla bu noktadan sonra artık kapanış ve dışarıda bizi bir kokteyl bekliyor. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ana oturumumuzun başkanına ve konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, eğer biraz daha sabredebilirseniz ben ana oturumun hemen bitiminde Sayın Mürşit Zorlu'yu davet etmek istiyorum. Güne dair genel bir değerlendirmeyi almak isterdim. Sayın Başkan, eğer buraya lütfederlerse kokteylimize geçmeden önce Sayın Başkan'ın sözü veriyoruz ve soruyoruz. Sizce nasıl geçti Sayın Başkanım bugün? Evet, öncelikle herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Umuyorum verimli bir zirve geçirdik. Sabah seansları oldukça yoğundu. Hatta yer bulamadığımız için yer değiştirdik. Öğleden sonra gayet verimli toplantılar yaptık. Onun için katılan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kurumsal Yönetim Derneği olarak kokteylimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve uzun bir günün yorgunluğunu atmak ve dostluklarımızı pekiştirip kalan sorularımızı sormak üzere sizleri dışarı kokteyl alanımıza davet ediyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.